Arkadaşlar ikinci testin birinci sorusuyla yine beraberiz. Nihal yurt dışında da yatırımları olan bir iş, insanıdır. Çeşitli zamanlarda kontrol amacıyla yatırımlarının olduğu şehirlere seyahat gerçekleştirmektedir. Aşağıda Nihal'in yatırımlarının olduğu Kavile şehrinin yerini gösterildiği harita ve bu şehirlerde aynı yıl içinde bulunduğu tarihlerin yer aldığı tablolar verilmiştir. Önce bu tablolara bakalım sevgili arkadaşlar. Hangi durumların gerçekleşebildiğini önce soru okumadan önce tahmin etmeye çalışalım. L şehrinin güney yarım kürede olduğunu görüyoruz. Güney yarım kürede Temmuz Ağustos tarihlerinin kış mevsimi olduğunu anlayabiliriz. 23 Eylül tarihin ise ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihi olarak not alalım. Kaş yerine bakalım sevgili arkadaşlar. 21 Haziran ve 24 Ağustos tarihlerinin burada Kaş şehri için güney e, kuzey yarım kürede olan bir yer için söyleyeyim. Çünkü ekvatorun üstünde kalıyor. O halde burada yaz dönemi yaşanıyor. Hatta 23 Eylül'den erken olduğu için 15 Eylül döneminde yaz dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre Nihal'in seyahatleri sırasında gerçekleşen durumlarla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diye soruyor sevgili arkadaşlar. A- en uzun gündüz süresini K şehrindeyken yaşamıştır. En uzun gündüz süresini K şehrine bakalım sevgili arkadaşlar. Ee, 21 Haziran'a ne kadar yakınsa yaz döneminde en uzun gündüz süresi burada yaşayacaktır. Ekvatoru da aynı uzaklıkta oldukları belirtildiği için arkadaşlar soruda A seçeneğindeki ifadenin doğru olduğunu buradan anlayabiliriz. B seçeneğine bakalım. L şehrindeki birinci ziyaret tarihindeki gündüz süresi yani 18 Temmuz'daki gündüz süresi 3. E, ziyaret tarihindeki 23 Eylül'deki ziyaret tarihinden günü süresinden daha uzundur. Sevgili arkadaşlar e, 23 Eylül biliyorsunuz e, gece gündüzün eşitliğini sağlandığı dönemdir. 18 Temmuz'da e, bu L şehrinde yani bu yarım kürede kış mevsim yaşanmaktaydı. O yüzden kışında gündüzler kısadır. 23 Eylül'e gidildikçe de gündüz süresinin uzaması beklendiğinden buradaki ifadenin yanlış olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. C'ye bakalım. K şehrindeki ikinci ziyaret tarihindeki gece süresi evet 24 Ağustos birinci ziyaret tarihindeki gündüz süresinden uzundur 21 Haziran. Evet Kaş ikinci ziyaret tarihindeki gece süresi tabii ki uzundur çünkü giderekten artık gündüzler kısalmaya geceler uzun olmaya başlıyor sevgili arkadaşlar bu ifade de doğrudur. D'ye bakalım. L şehrine yaptığı ziyaretlerinin birinde gece süresinin gündüz süresi eşit olduğu gün yaşanmıştı. Az önce de söyledik. 23 Eylül tarihinin Gece gündüz eşitliğinin yaşandığı bir tarih oldu söylenebilir. O yüzden arkadaşım buradaki ifade de doğrudur. Arkadaşlar baktığımız zaman bizim doğru ifademiz yani yanlış olan ve sorunun doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar yine farklı türde bir soru. Güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili, mevsimlerin etkileriyle ilgili, mevsimlere etkileriyle ve ısı enerjisinin dünyada birikme seviyesiyle alakalı bir soru. E, güneş ışığının e, kutup bölgesi bölgelerini ve ekvatora gelişini göstermek için aynı enerjiye sahip olduğu bilinen güneş ışığı demetlerinden kutup bölgelerine düşenlerin ekvatora düşenlerden daha geniş alanları etkilediği gösterilmiştir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ekvatorda daha küçük bir alan ısıtılıyor. Burada da biliyoruz ki burada verilmiş zaten sorda da aynı enerji taşıyor ama daha küçük bir alan e, ısıtılıyor. O yüzden de buradaki enerji daha fazladır. Kutup bölgelerinde ise geniş alan ama aynı enerji bırakıldığı için birim yüzeye düşen ısı enerji miktarı azalıyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşım bakalım. A. Ekvator bölgesine düşen ışın demeti dar bir bölgeye etkilediğinden bu bölgedeki sıcaklık yüksektir. Evet. Aynen öyle burada ifade edildiği gibi B bakalım kutup bölgelerinde birim yüzeye düşen düşen ışın miktarı ekvatora düşen ışın miktarından fazladır. Hayır arkadaşlar birim yüzeye düşen ışın miktarı kutup bölgelerinde ee, daha azdır. Çünkü burada alan geniştir. Alan daha çok genişlediği için birim yüze daha çok, daha az ışındaki enerji daha az düşüyor. O yüzden bu ifadenin doğru olduğunu söyleyemeyiz. Yanlıştır. Sevgili arkadaşım C'ye bakalım. Kutup bölgelerine düşen ışın demetlerinin birim yüzeyde oluşturduğu ısı enerjisi ekvatora düşen ışın demetlerinin birim yüzeyde oluşturduğu ısı enerjisine göre daha azdır. Arkadaşım ee, bu ifade doğru. O yüzdendir ki kutup bölgelerinde soğuk bir hava hakimdir. Ekvatorda ise sıcak bir hava hakimdir. D'ye bakalım. Kutup bölgelerinde ve ekvatorda eş yüksek yükseltideki noktalara aynı açıyla yerleştirilen boş ve özdeş güneş pillerinden ekvatordakinin şarjı daha önce do dolar. Şimdi biz burada örnek sorulardan bir tanesindeki ifade ile benzetim yapmışız burada sorumuzda katmışız ki hani buradaki ifadelere yatkınlığınız olsun diye. Şimdi sevgili arkadaşım burada kutup bölgelerinde ekvatordaki eş yükseklikten bahsediliyor. Buradaki ekvatordakinin şarjının daha önce dolmasının nedeni birim yüzeye düşen ışın miktarının ısı enerjisi miktarının fazla olmasındandır. Daha doğrusu ışın ısı ışık enerjisi düşüyor ve bu enerji ne oluyor? güneş pilleriyle e, ısı enerjisine dönüşüyor. E, elektrik enerjisine dönüyor. Dep, depolanıyor burada sevgili arkadaşım. Burada bir kullanım söz konusu. Ekvatordakinin daha önce dolacağını biliyoruz. O halde biz ne yapacağız? Bu ifadenin doğru olduğunu söyleyeceğiz. Yanlış olan cevap B'dir. Yani bizim aradığımız doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde dünya üzerindeki dört bölgenin yeri numaralarla belirtilmiştir numaralandırılarak gösterilen bu bölgelerde 21 Aralık tarihlerindeki tarihindeki gece sürelerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sevgili arkadaşım 21 Aralık'ta güney yarım kürede geceler e, en kısa olacak. Neden? Çünkü burada yaz mevsimi başlayacak. Kuzey yarım kürede ise arkadaşım e, gecelerin en uzun olmasını bekliyoruz. Çünkü kış mevsimi başlangıç tarihidir bu. O halde arkadaşım 1 ve 4 nedir? Kuzey yarım kürededir. En uzun gece süreleri yaşanacaktır. 2 ve 3 Güney yarım kürededir. En kısa gece süreleri yaşanacaktır ve aynı meridyenler üstünde oldukları için arkadaşlar. Cevabımıza baktığı zaman 1 4'ün aynı sürede, 2 3'ün aynı sürede ama onlardan daha az olduğu A seçeneği doğru cevabımızdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuzda bize verilen bilgi olmadan kesinlikle soruyu çözmemiz çok zorlaşacaktır. Ya biliyor olmamız ya da buradaki bilgiyi bizim iyice anlamamız gerekiyor. Önce orayı okuyalım. Bir cismin gölge boyu güneş ışınlarının geliş açısına göre değişir. Biliyorsunuz dik geliyorsa eğer burada tabloda verilmiş gölge oluşmuyor. Eğer 45 ile 90 derece arasında bir açıyla gelirse güneş ışınları sevgili arkadaşlar cismin boyundan kısa oluyor. Eğer 45 dereceden daha küçük olursa da cismin boyundan daha uzun oluyor sevgili arkadaşım. Ee, devam edelim okumaya. Cismin gölgesi oluşmuş ise yani 90 dereceden farklı daha düşük bir açıyla gelmiş ise yönü dönenceler arasında kalan. Şurada bir dünya haritası çizelim sevgili arkadaşlar. Dünya şeklini çizelim. Ekvator ortadan çekelim. Dönence yengeç dönencesi alttaki de oğlak dönencesi olsun. Şimdi daha anlamlı bir e, şekilde sorumuzu çözmeye çalışalım. Eğer diyor ki arkadaşlar cismin gölgesi oluşmuş ise ve dönenceler arasında kalan yerler dışında kuzey yarım kürede yıl boyu kuzey yani şuralarda sevgili arkadaşım kuzey yarım kürede yıl boyu kuzeye doğru güney yarım kürede yıl boyu yani şurada arkadaşlar bu bölgede güney yarım kürede güneye doğrudur yıl boyu kış mevsimi yaşanan yarım kürede dönenceler ve kutuplar arasında bakın şurası arkadaşlar dönenceler ve kutuplar arasında şu, şu bölgeler arkadaşım şurası bu kutuplardı biliyorsunuz kutuplar arasında güneşin geliş açısı 45 dereceden daha küçüktür ne zaman arkadaşım kış mevsimi yaşanan yarım kürede Aşağıdaki tabloda güneş ışınları gelme açısı ve cismin gölge boyu arasındaki ilişkiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Şekilde ise bir araştırmada bir metrelik cismin bazı günlerin öğle vaktinde oluşabilecek iki gölgesi gösterilmiştir. Arkadaşım tekrar edelim. Şekilde ise bir araştırmada bir metrelik cismin bazı günlerin öğle vaktinde oluşabilecek iki gölgesi gösterilmiştir. Sevgili arkadaşlar bakın burada R verilmiş ve P verilmiş. Bakalım neymiş bunların anlamı arkadaşım. Cisim bir metreymiş. Şekilde cismin boyu ile P ve R uzunlukları eşit olduğu bilinmektedir. Yani burada P ve R'nin boyları birbirine eşit. O halde küçük veya büyük olma olasılığı yok. Orada ne var arkadaşım? O zaman ee, bir kere şey değil. 90 derece değil bir kere ve 90 dereceden de daha küçük olmadığı geliş açısının anlayabiliriz. Buna göre cismin gölgesi ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A'ya bakalım 21 Mart'ta Oğlak dönencesi üzerindeyken yani şurası arkadaşım üzerindeyken P ile aynı yönlü oluşur. P güneye doğru Oğlak dönencesi güney yarım küre üzerinde. Güneyde ise ne güneye doğru olacağı için bu ifade doğrudur sevgili arkadaşım. B'ye bakalım. 21 Haziran'da Oğlak Dönencesi'nin güneyinde. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde şu bölgeden bahsediyor sevgili arkadaşım. Ee, bir yerdeyken güneye doğru ve P'den daha uzun mu oluşur? 21 Haziran'da kış mevsimi arkadaşım. Kış mevsiminde 45 dereceden daha kısa gelecekti. Daha düşük dereceyle gelecekti. O halde... 45 dereceden daha küçük geldiği zaman da cismin boyundan daha uzun olacaktı. Evet P cismin boyuyla aynı boyda yani buradan P'den daha uzun oluşur ifadesi ve güneye doğru oluşur ifadesi doğrudur sevgili arkadaşım. C'ye bakalım 21 Aralık'ta yengeç dönencesinin üzerindeyken 21 Aralık arkadaşım yengeç dönencesinde kış mevsimi kuzeye doğru ve R'den daha kısa oluşur. Evet kuzeye doğru olur ama R'den daha kısa mı olur? E, kış mevsiminde hayır R'den daha kısa olmaz ne olacak daha uzun olacak. O halde burada e, bu ifadenin doğruluğunu kabul etmiyoruz yanlış diyoruz. D'ye bakalım 23 Eylül'de e, gece gündüz eşit yengeç dönemimiz üzerindeyken orada e, sonbahar mevsimi var R ile aynı yönlü oluşur. R ile aynı yön. Evet kuzeyde ve kuzeye doğru oluşuyor. Bu ifadenin doğru olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşlar o halde bizim sorumuzda da yanlış olan ifade arandığı için doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşım. Arkadaşlar yine çok benim kendimin de beğenerek yazdığı bir soru. Şimdi bu soruda bazı olasılıkları hesap ederek çözmemiz gerekecek. Buyurun çözüme geçelim. Güneş ışınlarının yaz mevsimi başlayan bir yerin yüzeyi yaptığı açı en büyükken, dik veya dike yakın. Kış mevsimi başlayan bir yerin yüzeyi bir yerin yüzeyi yaptığı açı en küçüktür. Buna göre öğrenciler dünya maketini yörünge üzerinde aşağıdaki verilen hangi tarihteki konuma yerleştirmiş olamaz? Bakalım sevgili arkadaşlar. Sinan öğretmen mevsimlerin oluşumu ile ilgili yapacağı etkinlik için bir kartona dünyanın güneş etrafındaki yörüngesini temsil eden elips şeklinde bir yörünge çizmiş ve mevsimlerin başlangıç tarihlerindeki konumlara KLM ve N harflerini yazmıştır. Arkadaşlar burası yörünge temsil eden bir şey verilmiş K mevsimin üzerindeki dünya var. Ee, evet, KLM'nin harflerini yazmıştır. Kuzey yarım kürede bir bölgeyle eşleştirdiği bir A noktasını A noktasını kuzey yarım küreyle eşleştiriyor sevgili arkadaşım. o zaman K bölgesinde ne olacak? Orası bir 21 Aralık bölgesi olacak. A noktasını dünya maketi üzerinde işaretleyen Sinan öğretmen öğrencilerinden bu maketi aşağıda özelliklerini yazdığı yörünge üzerindeki yerlere koymalarını istemiştir. Soru okuduk zaten. Hangi tarih olamaz diyor. Birinci yere bakalım. Sonbahar Ekinoksu'nun yaşanacağı konum ile 23 Eylül'de arkadaşım bu soruyu çözmemişsin. bir tane kendimizde elip şeklinde şey bir yörünge çizelim, Güneş'i ortaya koyalım. Burada mevsimlerin başlangıç tarihlerini gösteren bir şemaya oradaki tarihleri belirtelim. 21 Haziran arkadaşım, 23 Eylül, burada 21 Aralık ve 21 Mart. Şimdi arkadaşım bakalım. Sonbahar ekinoksunun yaşanacağı konum ile A bölgesine düşen güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açının artmaya başlayacağı konumlar arasında. Ne zaman artmaya başlar arkadaşım? Kış mevsimi başlayınca artmaya başlar. Çünkü niye kış mevsimi başlayana kadar sürekli sürekli azaldı? O halde burası bizim ilk belirteceğimiz tarih arkadaşlar. Şu bölgeyi ayrıyetten çizelim. Şurası yani sevgili arkadaşlar. Bu yerde olabilir. Ee, hem de 23 Eylül'de olabilir. Ee, neresi artmaya başlayacağı konum 21 Aralık'ta olabilir. İkinci yer Güneş ışınlarının yengeç dönencesi üzerindeki noktalara dik geldiği konumdur. Yengeç dönenci sürelerinde dik geldiği konum 21 Haziran'dır sevgili arkadaşlar. Bakın olabilecek yerleri koyu kırmızı ile işaretledim. 3'e bakalım. Güneş ışınlarının kuzey yarım küre yüzeyine en küçük açıyla düştüğü konum ile bakın kuzey yarım küre üzerine en küçük açıyla düştüğü konum arkadaşım A 21 Aralık tarihidir sevgili arkadaşlar konum ile ilkbahar ekinoksunun yaşanacak konumlar arasıdır i̇lk bahar ekinoksu 21 Mart'ta yaşanır 21 Aralık'ta 21 Mart'a kadar da tarih şöyle bir arkadaşlar koyu kırmızı ile çiziyorum o halde nerelerde olabilir bu tarih arkadaşlar Gördüğümüz gibi 21 Aralık Aralık 23 Eylül tarihi arasında olabilir, 21 Haziran olabilir, 23 Eylül olabilir ama 21 Haziranla 23 Eylül ile 21 Martla 21 Haziran tarihleri arasındaki bir dönem olamaz. Bakalım 21 Haziran olabilir. 6 Kasım, Eylül, Ekim, Kasım şu taral alana denk geleceği için sevgili arkadaşlar 6 Kasım olabilir. 11 Şubat, Ocak, Şubat, Mart, Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani şuraya geleceği için buralarda bir tarih olacağı için sevgili arkadaşım tabii ki burası da olabilir. Gördüğünüz gibi muhteşem bir muhakeme sorusu sevgili arkadaşlar. 23 ta Temmuz tarihi ne bakalım? 23 Temmuz tarihi Haziran, Temmuz şurada bir yerde olacak arkadaşım. 23 Temmuz tarihinin olamayacağını zaten burada taranmadığımız için bulabiliriz sevgili arkadaşlar. O halde bizim doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar şu ana kadar çözdüğümüz sorular arasında belki de daha e, hafif diyebileceğimiz bilgi düzeyinde bir soru. Yorumlaması daha hafif seviyede. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir bilgi var. Daha doğrusu dikkat etmemiz gerekiyor. E, ters köşe olmamamız için sevgili arkadaşlar. Bu tür sorularda çok dikkatli olacağız. Soru kolay gözükebilir ama burada bir nüansı kaçırdığınız zaman soruyu kaçırabilirsin sevgili arkadaşım. Çok dikkatli okuduktan sonra sorulara cevap vermek lazım. Aşağıda dünyanın güneşe göre 21 Mart tarihli konumu gösterilmiştir. Sevgili arkadaşım burada biliyoruz. Kuzey yarımkürede ilkbahar, Güney yarımkürede sonbahar mevsiminin başlayacağı tarih yaşandığı değil, başlayacağı tarih. Buna göre aşağıdaki durumların hangisinin gerçekleşmesi beklenmez bu tarihte? Bu tarihten 6 ay sonra Mart, arkadaşlar 3 ay sonra Haziran, 3 ay sonra 23 ee, nedir? E, 21 Eylül Değil mi arkadaşlar? 21 Eylül yapacak 6 ay sonra. Güney yarım kürede gündüzlerin uzamaya başlaması. Güney yarım kürede gündüzlerin uzamaya başladığı tarih sevgili arkadaşım. Kış mevsiminde biliyorsunuz ne oluyor? E, gündüzler olabildiğince kısalıyor. En kısa döneminde biliyorsunuz kış mevsiminin başlayacağı tarihte yaşanıyor. Bu tarihte 21 Haziran'dır sevgili arkadaşım. Ama arkadaşlar burada şunu unutmayalım. Burada 23 Eylül tarihinde zannedip bu soruyu böyle çözebilen arkadaşlarımız var. 23 Eylül tarihinde şu bozuluyor. Gece ve gündüz arasındaki eşitlik bozuluyor sevgili arkadaşım. Ve bu bozulurken gündüzler ne yapıyor? Şeyde güney yarım küre için söylüyorum gündüzler uzamaya daha uzun olmaya başlıyor. Daha uzun uzamaya başlamıyor. Daha uzun olmaya başlıyor. burada uzamaya başlayacağı tarih 21 Haziran. O halde 6 ay sonra olmuyor. Yani 3 ay sonra bu iş gerçekleşiyor. O halde beklenmeyen durumun A seçeneği olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşım. Arkadaşım şimdi yine bir yorumlama sorusu. Bu yorumlama sorusu sadece sizin mevsimlerle ilgili bilgileri bilmenizle yetmiyor. Burada o bilgileri kullanıp yorumlamanız gerekiyor. Gerçekten tatlı bir soru. Beraber buradaki nüansları sizlerle konuşalım, tartışalım ve cevabı ulaşalım sevgili arkadaşım. Güneş panelleriyle enerji üretimi yapılabilen şekildeki evin yan tarafında bulunan ağacın gölgesinin ulaştığı en uzak nokta 21 Mart tarihinde K. 21 Aralık tarihinde evin çatısı. 21 Aralık tarihindeki gölgesi daha uzun olmuş. Az önceki soruda, iki soru önceki soruda görmüştük ki güneş ışınları 45 dereceden daha aşağıya geldiği zaman gölge boyu cismin boyundan daha uzun oluyor. En azından 21 Mart'tan daha uzun olduğunu anlamışız. O halde sevgili arkadaşım burada 21 Aralık tarihinde gölge boyu uzadığı için bu evin e kafadan burada verilen bilgiyi yorumladığımız zaman güney yarım kürede olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Pardon. E, özür diliyorum. Kuzey yarım kürede olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü 21 Aralık'ta eğer gölge boyu uzuyorsa burada kış mevsimi başlangıcı olduğunu ve kış mevsimi yaşanan yarım kürede ise güneş ışınlarının 45 dereceden daha küçük olduğunu biliyoruz. Evin çatısına düşen gölge panellerin tamamında da güneş ışığı oluşuyor. Yani burada daha az daha çok hani burada soru, soru farklı farklı şeylerin devreye girmesinin istenmemesi için bu bilgi de verilmiş. Buna göre yorumların hangileri doğrudur? Biliyoruz ev kuzey yarım küre üzerinde. 21 Haziran tarihinde ağacın gölgesinin ulaştığı en uzak nokta K ile ev arasındadır diyor. Arkadaşım K ile ev arasında olmaz. K ile ağaç arasında olur. Bu bilgi yanlıştır sevgili arkadaşlar. 21 Haziranda gölge boyu kısalacaktır. 21 Mart'a göre bu ifade yanlıştır. İkinci öncüle bakalım. Ev Kuzey yarımküre üzerinde bir yerdedir. Evet arkadaşım doğrudur. 3 Güneş panellerinden elde edilen enerjinin 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında bakın arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında burada bir de 21 Haziran dönemi var. Burada da 21 Aralık dönemi var sevgili arkadaşım. Diyor ki güneş panellerinden elde edilen enerjinin 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında yılın geri kalanına göre fazla olması beklenir. Çünkü sevgili arkadaşım 21 Mart'la 23 Eylül arasında e, yani 23 Eylülle 21 Mart tarihi arasında burada kış mevsimi, sonbahar, kış mevsimi ve ilkbahar mevsiminin başlangıcı var. 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında ise ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsim başlangıcı var. Dolayısıyla buradaki güneş ışınlarının geliş açısı daha düşük ve bıraktığı senes daha fazladır. O halde bu seçenekteki doğru cevap ifadenin doğru olduğunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşım. Cevabımızın da sevgili arkadaşım bu şekilde 2 ve 3 olan D seçeneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu sorumuzla da göreceksiniz ki 3DLGS Fen Bilimleri kitabımızın e, soruları her biri farklı bir türde yazılmıştır, sizleri farklı şeylere, farklı yorumlama kabiliyetinize çalıştıracak şekilde organize edilmiştir ve sorularımızın her biri aynı zamanda muhakeme yeteneğinizi geliştirmek amacıyla da yapılmıştır. Direkt sizlere mevsimlerle ilgili bilginizi yoklayacak sorulardan değil bu bilgileri kullanıp daha doğrusu bu bilgilerle yola çıkarak temel taş yapıp bunlarla soruları çözmek için kullanacağınız sorular size yazmaya çalıştık. Bir öğrenci kuzey yarım kürede yer alan. Bakın arkadaşlar burayı unutmayalım. Kuzey yarım kürede yer alan bir e, bazı ülkelerde yabancı dil eğitimi alıyor. Hepsi kuzey yarım kürede öğrencinin eğitiminin farklı zaman aralıklarına toplam 17 aylık bölümünde yani bu farklı zamanlarda ama toplam 17 ay. Bu ülkelerde dünyanın güneş çevresindeki dolanımı sırasında hangi konumlar arasında toplam ne kadar kaldığı aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 3 ay aralıkla mart arasında. 3 ay martla haziran arasında, 5 ay haziranla eylül arasında, 6 ay eylülle aralık arasında kalmış arkadaşlar. 6, 5, 11, 3, 14, 3, 17. Tam 17 ay kaldığı yerler gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. A seçeneğine baktığımız zaman sevgili arkadaşım. A seçeneğinde 8 ay boyunca gündüzlerin kısaldığı günlerde yaşamıştır. Gündüzlerin kısalması için kuzey yarım kürede bir yerde gündüzlerin kısalması için sevgili arkadaşım. E, gecelerin uzaması lazım. Yani 21 Haziran tarihi ile e, tarihinden başlayacak. E, bu tarihler arasında 8 ay kaldığını varsayamayız. gündüzler nereye kadar arkadaşımız uzuyor? 21 Aralık tarihine kadar uzuyor. Burada gördüğümüz gibi 5 ay artı 6 ay burada 11 ay kaldığını görüyoruz. Bu ifadenin yanlış olduğunu söylüyoruz. B'ye bakalım. 11 ay boyunca gündüzlerin gecelerden daha uzun olduğu günlerde yaşamıştır. Gündüzlerin gecelerden daha uzun olduğu dönem 21 Aralık'ta 21 Haziran dönemi arasındadır arkadaşlar. Burada kaldığı dönem ise sadece 6 aydır arkadaşlar. Bu ifade de yanlıştır. Arkadaşlar C'ye bakalım. 9 ay boyunca gecelerin gündüzlerden daha uzun olduğu günlerde yaşamıştır. 9 ay boyunca 9 ay boyunca Gecelerin gündüzlerden daha uzun olduğu günlerde eşlemiştir. Geceler gündüzlerden ne zaman uzun olur? Kış mevsiminde uzun olur arkadaşlar. Yani sevgili arkadaşım 21 Aralık'la 21 Haziran tarihleri arasına bakalım. Ee, 21 Aralık'ta geceler gündüzlerden daha uzun diyor arkadaşlar. Evet. Ee, 23 Eylül'de başlayacak bu iş. Geceler daha uzun olmaya başlayacak. Burada eşitlik vardı. En uzun olduğu dönem 21 Aralık. Nereye kadar? Ta ki sevgili arkadaşım 21 Mart'a kadar. 21 Mart'a geldiğimizde ne olacak peki sevgili arkadaşım? Gece gündüz eşitli olacak ve o tarihten sonra gündüzler gecelerden daha uzun olacak. Burada sorumuzda ne var? Gündüzlerden gecelerin gündüzlerden daha uzun olduğu dönemi soruyor. Yani 23 Eylül 21 Mart tarihi arasını soruyor. O nedenle 6 ay artı 3 ay 9 ay ifadesini burada yakalıyoruz. Bu seçeneğimizin doğru olduğunu söylüyoruz. 8 ay boyunca gecelerin kısaldığı günlerde yaşamıştır. Geceler ne zaman kısalıyor arkadaşlar? 21 Aralık tarihinde kısalmaya başlıyor geceler. 8 ay değil sevgili arkadaşlar. Burada 3 ay, 3 ay, 6 ay olacağı için bu ifadenin de yanlış olduğunu söylüyoruz. Arkadaşım buradaki doğru cevabımız C seçeneğidir.